Görselliğin ve sanatın merkezi Akdeniz'den Dalga Dalga programından hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Bugün 5 Haziran. 5 Haziran bütün dünyada doğa, çevre ve doğayla çevrenin korunması konusundaki gösterilen hassasiyetler, bu hassasiyetlerin hayatta uygulanması ve bu uygulamalarında kalıcı olarak gelecek nesillere bırakılması için sağlanan çalışmaların, yapılan aktivitelerin ve elde edilecek sonuçların da bu sonuçların da bundan sonraki kuşağa aktarılması için amaçlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri 5 Haziran'da eş güdüm olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Sevgili izleyiciler, insanların yaşamış olduğu yer, insanların yaşamlarını sürdürürken çevreye özellikle duyarlı olmaları çok önemli. Çünkü bu duyarlılık insanın sadece kendisiyle ilgili sürmesi gereken bir duyarlılık değil. Bir Kızılderili atasözü vardır. Biz doğayı yani çevreyi yani tabiatı aslında çocuklarımıza diyet olarak bırakacağız. Yani onu miras yedi olarak tüketmeyelim. Bunun aslında çok büyük bir anlamı var. Gerçekten günümüzde artık çevreyle ilgili yaşamış olduğumuz felaketler dayanılamayacak, göz ardı edilemeyecek kadar hassas bir konuma ulaşmış vaziyette. Sanatçıların, bilim adamlarının, aktivistlerin, siyasilerin ve hatta çocuklarımızın bile her gün biraz daha bunu önümüze koyarak çevrenin korunması konusundaki hassasiyetlerini bizlere de anlatmaya çalışıyorlar. Resimle, müzikle, fotoğraflarla, filmlerle ve bazen de etkinliklerle de bunu belli ediyorlar. Bize ders verircesine de bunları bize anlatmaya çalışıyorlar. Bizden hesap soruyorlar. Evet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Akdeniz'den Dalga Dalga programında da çok değerli iki konuğum var. Değerli iki konuğumla gerçekten hem 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkati çekmek, hem bundan sonraki çevrenin korunması konusunda yapılan çalışmaları aktarmak, onların bilgi ve becerilerini size aktarmak, sizin sorularınızı onlara sormak için bir aradayız. Önce konuklarımı tanıtmak istiyorum. Mersin Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sayın Sinan Can. Doktor Sinan Can. Evet. Değil mi hocam? Doğru mu telaffuz ettin? Evet, Doktor Sinan Can. Buraya bizi bugün konuk ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü çevre öyle bir noktada ki farkındalık sağlamak, çevre sorunları hakkında konuşmak bizim için çok kıymetli. Haklısınız. Çünkü topluma karşı olan bir sorumluluğumuz da var bizim çevre mühendisleri ve odamız olarak. Çünkü odamız bir toplumun getirmiş olduğu gereksinimler çerçevesinde kamu niteliğinde bir odadır. Ve bizler de çevre sorunları, mesleğimizin bize getirmiş olduğu bilimsel ve akademik görüşleri toplumumuza akşetmek bizim en başta görevlerimizden birisi. Bu yüzden bizi konuk ettiğiniz için, el ele bu önemli haftada konuk ettiğiniz için sizlere ve İçel TV ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Biz sizi konuk etmeyeceğiz de kimi konuk edeceğiz? Özellikle 5 Haziran'da bütün dünyada böylesine önemli bir günde çevre ve çevrenin canlı ve cansız tabiat varlıkları hoyratça tarumar edilirken, özellikle talan edilirken, az önce de bahsettiğim gibi insanların yaşam merkezleri olan ve bundan sonra da yaşayacak olan bütün canlıların merkezi olacak olan doğa ve bu doğanın da oluşturduğu çevreler tabii ki bizim için çok önemli. Evet. Onun için siz özellikle davetimizi kabul ederek geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaten birazdan sizi de tanıtmak istiyorum değerli konuklarıma. Önce çevreye olan ilginizi öğrenmek isterim. Daha sonraki dönemi de kısaca sizden duymak isterim. Evet. Ama ikinci bir konuğumuz var. Tabii ki. İkinci bir konuğumuzu da hemen tanıtmak istiyorum ve ona hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın Veli Mert. Veli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de sanıyorum sanatçılarla iç içesiniz. Evet. Ve sanatçıların birçok çalışmalarını, ürünlerini halkla buluşturmaya, evet. Sanatçıların da en büyük amaçlarından bir tanesi eserlerini doğayı işleyen,
doğanın sorunlarını işleyen eserlerini de halka buluşturmak istiyorlar. Evet. Sizin programımızla ilgili belki kısaca söyleyecekleriniz vardır. Daha sonra hemen Sinan Hocam'a dönmek istiyorum. Evet, biz de aslında bu kentin bir parçası olarak kentin yaşadığı sorunlara duyarlı olmak durumundayız sanatçı pratikler olarak. Ve dolayısıyla kentin çok çeşitli problemleri var ama bunlardan en önemlisi birinciliği hatta yaşama hakkı olarak düşündüğümüzde çevre. Çevreyle ilgili ciddi bir sıkıntılar var ve bu sıkıntılar karşısında sanatçılar üretim noktasında bir takım işaretler, bir takım uyarılar yapmak isterler. Bu o haftada bize bunları toplumla paylaşma şansı verdi. Ben hem bizi buraya çağırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Hem de bu bizim projemizin yürütücüsü olan Mersin Çevre Mühendisleri Oda Mersin Şube Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum ve bu kısaca girişten sonra hocam programa katılan bütün konukları önce ilk programa katılması evet. halinde kısaca kendisinden bahsetmesini rica edeceğim. Bir de katılma konu olan sebebi yani çevreyi ve çevreye olan duyarlılığında temelinde ne atıyor? Yani evet. bu konuya ilgi duyması, bu mesleğe girmesinin özel bir sebebi var mı? Ya da tesadüfen mi çevre mühendisi olundu? Evet. O konuda kısaca bilgi vermenizi rica edeceğim. Aslında Semih Bey, yani bir insanın kendisini tarif etmesi en zor olan bir noktadır herhalde. Evet. Yani benim annem babam ismimi sadece Sinan koymuş ve ailemden gelen de bir soy isim var. Ben sadece böyle kendimi tanıtmak isterim. Tabii ki de bir aile yaşantımız, sonra bir sosyal yaşantı ve onunla birlikte bir eğitim geçmişimiz var. Tabii lisans düzleminde çevre mühendisliğini bitirdikten sonra kamu yönetimi, kent ve çevre politikalarında master programından mezun oldum. Daha sonra tekrardan çevre mühendisliği bölümünden doktoraya başlayarak çevre mühendisliğinden doktora programı bitirerek doktor unvanını kazandım. Yakın zamanlı bir unvan. Aralık'ta sonlandı akademik meselemiz. Burada aslında söylemek gerektiği çevreye karşı olan mesele biraz şöyle başladı. Aslında tabii her insanın ilgi duyduğu bir alan var. Kesinlikle. Vardı. Benim de lisans sürecimde ya tabii teknik dersler alıyoruz. Fen bilimleri olma vasıtasıyla birlikte atık yönetimi, arıtma sistemleri, çevresel etki değerlendirme gibi, hava yönetimi gibi. Fakat benim bir çevre politikalarına ilgim vardı Semir Bey. Her zaman iktisat fakültesine gidip oradaki çevre politikalar, çevre hukuku derslerine girerdim ek olarak. Bu da benim tabii ki master yapmama neden oldu. Oradaki ilgilerim, hocalarımı tanımam, tabii ki Türkiye'nin siyasi gündemini takip etmemiz meselesiyle bu ilgi alanı aslında bir mesleğe, belki de bir alana dönüştü diyebiliriz. Tabii çevre mühendisliği multidisipliner bir meslek. Yani kesinlikle. Ne bir fizikçi, ne bir biyolog, ne bir kimyager, ne bir işte şehir plancısı, bunların hepsinin yer aldığı, ne bir makine mühendisi, ne bir inşaat mühendisi, hepsinin parça parça yer aldığı bir meslek grubu oluşmuş. Ve yaklaşık olarak 11 yıldır ben bu mesleği icra ediyorum. Şimdi de oda başkanlığında son 3 yıldır sergiliyorum ve Türkiye'de yani en genç oda başkanlarından birisiyim. Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'ne ait olan odalarda. Bu da tabii ki biz tamamen gönüllülük esasıyla hareket ediyoruz. Kamu niteliğinde bir odayız. Ve bu gönüllülük esası meselesi aslında bizi buralara karşı yaklaştıran bir mesele. Çünkü mesleğimize dahil, ülkemize dahil, dünyaya dair, evrene dair bir meseleyi, sorunu çözebilmek için gönülden yaklaşan bir alan. Yani bu iş profesyonel bir iş fakat bir maddi karşılığı da var alansal olarak. Fakat biz bunu maddi karşılıkla kesinlikle yapmıyoruz. Biz bu ülkenin, dünyanın çevreye ait çevre konularında gönüllü danışmanlarıyız. Bizi herkes arayıp çevre konularında bir sorun varsa görüş alabilirler. Akademik ve teknik görüşlerimizi veririz ve gerçekten sorunun çözülmesi için de katkı sunarız. Biz Mersin'de neler yapıyoruz? Mersin'de yaklaşık olarak ben ikinci dönem oda başkanıyım. Birinci ve ikinci dönemi yürütüyoruz. Eskiden temsilcilikti 2000 yılından belli. Oradaki temsilcilerimiz ve yönetim kurulunda yer almış olan bütün meslektaşlarımı burada sevgiyle, saygıyla sevgilerimi iletiyorum. Bir 21 yıllık bir geçmişi olan bir oda, son 3 yılı şube. Çünkü seçimle gelen bir sistem var. Ben de ilk seçilen ve ikinci yönetiminde oluşturan bir noktadayız. Kentimizin çevre sorunlarına karşı olan hemen hemen bütün konularında raporlarımızı oluşturur, kamuoyuna sunarız.
Kamuoyu bunu belediyelerimiz, bakanlıklar, il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları bu raporlardan beslenerek kendi mecralarında söz sahibi olabiliyorlar. Örneğin tabii sorunlardan biraz da çok küçük bahsedelim. Çünkü odamızın gerçekten buralara katkıları çok fazla geçmişten günümüze kadar. 72'den beri var olan bir nükleer santral yapılması tabii konusunda ciddi raporlarımız var ve mahkeme süreçlerimiz var. Daha sonra taş ocakları, maden ocakları, mermer ocakları gibi sistemlerde görüşlerimiz var. Tabii bir başka sanayi tesislerinden kaynaklı bir kimyasal tehlikeli atıklar halen Mersin'imizin en büyük problemlerinden birisi. Krom altı atıklarının o bahçede yer alması. Daha sonra son günlerde karşımıza çıkan bir polipropilen tesisi. Polipropilen tesisinde Çevre Mühendisleri Odası bu kentin şoförü oldu adeta. Yani raporlarıyla, bilgilendirmeleri, herkese bilgiler verdik. Belediye başkanından tutun, milletvekiline, meclis üyelerinden tutun, bir esnafa kadar herkese bilgi verdik ve bu tesisin yerinin yanlış olduğunu bastıra bastıra söyledik. Dava açtık, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte davayı da kazandık. ÇED raporu iptal edildi. Daha sonra Mersin Limanı'nın geliştirme projesi var. Orada da dedik ki bu evet Mersin Limanı genişleyebilir. Hiçbir problem yok. Fakat nasıl gelişleyeceği, ne şekilde gelişleyeceği, hangi erklerin bir rol olarak kendilerine besleyip gelişebileceği konu çok önemlidir. Atatürk Parkı, az sonra da bahsedeceğiz sirkular sergimiz, Atatürk Parkı'na sınır olan bir bölgede yapılacak. Bir kamusal alanda insanların enerjilerini ortaya koyduğu, bir etkileşim içerisinde olduğu ve hemen hemen her Mersinli'nin bir Atatürk Parkı'nda bir anısı vardır. O bölgeyi ortadan kaldırabilecek olan bir genişlemeye karşı olmamak elde değil. Genişleyebilir. Doğu aksı var. Serbest bölgenin önü, diğer taraftan fabrikaların önü gibi yerler. Biz odamız tabii ki kendi içimizde de mesleki dayanışmalarımızla ve eğitim çerçevelerimiz var. Mesleki dayanışmalarımız çok üst seviyede ve mesleki eğitimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Ben kısaca bu şekilde odamızı ve hani buralarda gönüllü olarak tamamen içsel bir çerçevede yer aldığımızı belirtmek isterim Semir Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sanatçının işi olunca da bir sanat küratörü arkadaşımız var. Veli Mert. Evet. Önce Veli Mert'i kısaca tanıyalım. Teşekkür ediyorum. 1965 Adana'nın İmamoğlu ilçesinde doğdum. Orada orta eğitimi tamamladım. Marmara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde lisansı tamamladım. Yüksek lisans yine aynı ve doktora da İstanbul'da ama bunlar 10 yıl arayla oldu. Yaklaşık 4 yıl Ağır Eğitim Fakültesi'nde çalıştım 94-98 arasında. 98'de Mersin'e geldim. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştım. Gelir gelmez İçer Sonat Kulübü'ne üye oldum. Ve bir yıl sonra da yönetim kurulunda çalıştım. Mersin'e gelme nedenim, her yerde söylüyorum, Ahmet Yeşil vasıtasıyla oldu. Ve o günden beridir, 91 yılında da Ahmet Yeşil ile Adana'da Türkiye çapında bir resim yarışmasında ödül almıştık. Orada tanışmıştık. 91'den beri bir Ahmet Yeşil ile dostluğum vardı. 98'de Mersin'e geldim. Köken olarak zaten Mersinliyim. Babam tarafı Tarsus Sağlıklı Köyü'nden bizim köyümüz. Dolayısıyla burada 98'den beridir buradayım. 2016'da üniversiteyle ilgili bir süreçten dolayı üniversiteden ayrıldım. 2018'de D5 Sanat Ortamı diye bir atölye pratiği açtık. Orada resim, heykel, seramik ortamı var atölyede. Onun dışında da bu ortamda teori dersleri var. Çeşitli hocalarımız burada, ben dahil, orada teori, sanata dair şeyler yapıyoruz. Ve bunun dışında da uluslararası projelerde aktif rol oynuyoruz. Örneğin Vaha projesiyle Kültürhane ve Mersin Yabanlılar, Bediz Hoca ve Ulaş Hocaların içinde olduğu bir kenar etkisi diye bir projeyi yürütüyoruz. Önümüzdeki senede bu çevreyle ilgili olacak büyük ihtimalle. Biyanel gibi bir küçük ölçekli etkinlikler yapacağız. Ve bu onun dışında da Kasım ayından beridir de Yenişehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'ni oluşturduk. Orada danışma kurulu üyeliğim var. Ahmet Yeşil ve Aynur Sakuçoğlu ile beraber. Oranın şu anda
süreçlerinde beraber yönetiyoruz. Onun, şu an ekrana da geldi sizin. Evet, onun dışında da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MDK kurulunda plastik sanatlar ortamında da oranın da üyesiyim. Orada da kente yönelik projeleri içerisinde aktif olarak çalışmaktayım. Teşekkür ediyorum. Hem yaşam öykünüzü hem de ilgi ve alanınızı ve yapmış olduğunuz çalışmaları da aktarmış oldunuz. Dolayısıyla çevrede de sanatın ve sanatçının konuları işlemesi, topluma aktarması bilim adamlarının da işini kolaylaştırır. Evet. Değil mi hocam? Tabii ki. Ya bizim aslında burada Veli hocamızla birlikte burada yer almamızın nedeni biz şöyle de bir giriş yapmak istiyorum. Aslında bu 1972 yılında Stockholm'da bir 5 ile 11 Haziran haftası, çevre haftası olarak ilan edildi. Fakat biz Türk Mimar ve Mühendisler Odası'nın genel kurulunda 31 Mayıs 5 Haziran arası ekolojik yıkımla mücadele haftası aslında bizim için. Bu mimar mühendisler için ekolojik yıkımla mücadele haftası. Biz bir ekolojik kıyıma, ekolojik tahribata karşı mücadele haftasında farkındalık çalışmaları yapıyoruz bu hafta çerçevesinde. Şimdi bizim her yıl belirli etkinliklerimiz olur. Biz 2018 yılında küratörlüğünü sevgili Zeynep Güray'ın yaptığı birinci ulusal sirkular çevre ve sanat sergisi yaptık. Farklı illerden, farklı kentlerden sanat eserleri geldi ve Marina Alışveriş Merkezi'nde, meydanında bunları sergiledik ve birçok insanın dokunduğu, birçok insanın içselleştirdiği bir ortam sağladık. Buradaki amacımız çevre sorunlarına karşı bir gösterge olan işlerin, sanat eserlerinin farkındalık açısından insanlar tarafından görülmesi ve o tahribatın bir daha yapılmamasını sağlama noktasında bir yol oluşturmak. Biz bunu 2018 yılında birincisini yaptıktan sonra biz 2 yılda bir, yani aslında biz küratörlü bilimsel akademik bir sanat sergisi yapıyoruz. Yani hani sanatçıların yer aldığı, bilim insanların bu işlerden akademik olarak puan kazandığı bir iş, bu. Ve daha sonra 2 yılda bir yapma kararı aldıktan sonra geçen sene aslında bunu yapacaktık fakat pandemi geçen sene daha ağır geçti. Önlemler daha sıkıydı. Bu sene artık bu işin bekleme noktasının artık tahammül noktası kalmadığından dolayı biz bu sene yapalım dedik. Açık alanda yapalım dedik. İnsanların seyrek olarak gelip orada o işleri, sanat eserlerini görüp bir etkileşim içerisinde bulunmasını istedik. Ve ikinci ulusal sirkular çevre ve sanat sergisi yapılmasına karar verdi ve Veli Mert hocamıza küratör olma noktasında ve proje danışmanlarımız var. Melih Apa gibi ve Elif Kılıçarslan, Derya arkadaşımız da bu işin danışmanlığı, yani bilimsel akademik bir danışman jürimiz de var, bizim bir meselemiz de var ve yaklaşık olarak 24-25 sanatçımızın yer aldığı, hocam bahseder ve birçok işin meydana geldiği bir sanat sergisi olacak. Pazartesi günü 7 ile 9 Haziran arasında kongre, Mersin Büyükşehir Belediyesi kongre sergi sarayında sergilenecek. Paydaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Bu işin evet koordinatörü Çevre Mühendisler Odası Mersin Şubesi'dir. Fakat paydaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Sanat Ortamı. Biz üçlü paydaş şeklinde bunu yapıyoruz. Burada önemli olan çevre sorunlarına karşı bir farkındalık sağlama amacımız var. 7 Haziran 2021 tarihinde saat 15'te Kongre Sarayı'nda açılışını yapacağız. Buradan bütün yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Eğer dileyen yurttaşlarımız sergimize katılabilirler. Açılışına katılabilirler ve 7-9 Haziran arasında da tüm gün açık olarak sergilenecek. Biz burada, bizim temel amacımız şu. Tabii ki sanata katkı sunmak, tabii ki bilimsel akademik çalışmalar yapmak. Fakat biz çevremize baktığımız zaman, ki ben bilimsel bir kökenden gelen bir insan olarak şunu söylemek istiyorum. Çevre mühendisliği disiplinini artık multidisipliner hale gerçekten getirmek lazım. Yani sosyal bilimlerle etkileşim içerisinde olan, Güzel Sanatlar Fakültesi Enstitüsü'yle birlikte etkileşimler içerisinde olan ve çevre ile sanat ile ilgili bir şeyler yapabilmek. Yani çevreye karşı olan dili sanat ile sunmak topluma. Biz bunu yaratmaya çalışıyoruz ve aslında pratiklere baktığımız zaman, bu Veli hocamdan tabii bizler de feyiz alıyoruz. Yani Veli hocam anlatır, biz dinleriz normal şartlarda. Hani evet, bir ekolojik tabanlı sanat eserleri var ve bunlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Yani bir tabloda ben bir termik santralin doğayı
kötü anlamda etkilediği noktayı gördüğüm zaman aslında bir farkındalık sağlıyorum. Bunu biz sanat eserleriyle görüp topluma sunmak istiyoruz. Buradaki temel amacımız bu. Ve bunun ardı sıra gelen 3, 4, 5 artık bir zaman sonra sivilleşecek. Artık mesela nasıl film festivalleri nasıl beklenir her sene, her dönem. Mersin'de de bu Circular sergisinin çevre ve sanat ulusal, belki de uluslararası bazda yapabileceğimiz çevre temalı, ama yani çevre temalı işler yapacağımız, artık 10, 20, 30'a kadar gidebilecek, Mersin'in bir marka değeri olabilecek. Marka demek çok iddialı ama gerçekten insanların beklediği, sanatçıların en azından beklediği bir etkinlik olarak biz markalamak istiyoruz Mersin'de bunu. Tabii bunun şeyleri, biz bunların şeyleriyiz, gönüllüleriyiz, hizmetkarlarıyız. Yani bizim burada bir ucundan alıp da işte biz bunun başkanlığını yapıyoruz diye bir meselemiz kesinlikle yok. Tamamen hocalarımız, sanatçılarımız, kuratörlerimiz ne derse bizler onları yaparız. Evet. Hizmetkar noktasında biz elimizden gelen bütün görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Hocam şimdi aslında ikili bir program düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Bir taraftan çevre ve çevreyle ilgili bilgileri sizden almayı çok istiyorum. Evet. Diğer taraftan çevrenin sanatla anlatımı ve sanatla buluşması konusunda da benim hocamla bu konuları daha çok işlemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz çevre 5 Haziran. Yani 5 Haziran yapılacak etkinliklerden çok bir de çevremizle ilgili sorunların da anlaşılması ve anlatılması lazım. Şimdi çevre deyince akla evren geliyor. Evet. Evrenin de bir dünyamız ve dünyamızın koşullarında oluşan sorunlar var. Bir de dünyamızın etrafını saran uçsuz bacaksız bir evren var. Ve bu evrenin işte kara delik, atmosfer, karpuran arasının azalması ve bu deliklerin artması, meteorlar, dünden güne artan uyduların ve bu uyduların etrafında oluşturmuş olduğu peyklerin sorunları, bunların hepsi çevreyi, ama evrensel çevreyi tabii etkiliyor. Bunun yanında da dünyamızın işte buzulların erimesi, buzulların erimesinden kaynaklanan hava ısınmaları, işte hocamın yaşamış okuduğu İstanbul'da Marmara ve miselaj sorunu, tehlikesi, çevrenin ve bu çevreye zarar veren ağaçların, bütün bunların temelinde çevre var. Evet. Çevre sorunları var. Ve bu çevreye ilgi çekmek üzere de 5 Haziran Dünya Çevre Günü var. Arzu derseniz bize biraz bunlardan bahsedin. Hı. Yani kara, deniz, hava, şehir, yani daha doğrusu insanın yaşam merkezi olan alanlarda dünyanın son durumu nedir? Elimizi etkileyen bu son durumdan kaynaklanan dikkati çekmek istediğiniz konular nedir? Onları bir toparlayalım ve biz hemen sanat bölümü için buraya tabii geçelim. Tabii ki. Açıkçası dile getirmiş olduğunuz bütün tanımlar çok yerinde tanımlar. Hani bilinç seviyesinin yüksek olduğu entelektüel yaklaşımla birlikte yoğrulan bir yaklaşımla bir taraftan baktınız bu meseleye. Evet, doğal yaşamın içerisinde 3 ana başlık dediğimiz su, hava ve toprak. Hani insanların, canlıların doğrudan temas ettiği 3 nokta. Ve çevre sorunları, yani tabii ki bunun tarihsel sürecini biliriz, hep de duyarız. Tabii, hiç önemli. Mesela güncel konumu çok önemli. İnsanlar doğar, yaşar, nüfus artar. Nüfus arttıkça teknoloji gelişir, sanayi arttıkça kirlilikler meydana gelir, işte savaşlar meydana gelir. Savaşlardan sonra nükleer enerji politikaları vs. derken tahribatlar son noktaya kadar gelir. Tabii. Yani burada bu işin asıl meselesi, çevreye dokunma meselesi canlı yaşam, insan tabii yaşamı, canlı da demeyelim, İnsan yaşamı. Tabii. İnsanların yaşamı ne kadar müdahale, çevreye noktasına ne kadar müdahale gerçekleştirirse çevreye karşı tahribat o kadar yüksek olur. Örneğin attığımız adımın kirlilik olduğunu düşünürsek, eğer ki öyle zaten. Yani attığımız adımın kirlilik olduğunu düşünürsek biz bu işten, çevre sorunlarından, iklim sorunlarının, iklim krizinden sorumluyuz. Tabii. Semir Bey. Tabii. Çünkü bunu anlamak lazım ilk önce. Eğer insan varsa yaşam var. Yaşam varsa doğal bir seleksiyon var. Doğal bir seleksiyon varsa orada tüketim vardır. Tüketimin ardında da üretim ve tüketim süreçleri çerçevesinde de doğal tahribat vardır. Bunların hepsini bir bütünsel olarak anlamak, düşünmek gerekir. Evet, insan yaşamını idam ettirebilmeleri için muhakkak olarak temel besinlere ya da üretim tüketim süreçlerine girmeleri gerekir. Tabii. Fakat bunları dengeli bir şekilde sunmamız gerekiyor. Çok önemli. Dengeli, yani şimdi evet, çevre sorunları 1. Dünya Savaşı'ndan sonra peyderpey
artarken tabii ki dünya bunun farkına vardı Semir Bey. Büyük ülkeler, egemonik ülkeler toplantılar yapmaya başladı. Bu Stockholm, Rio, işte Basel, Barcelona toplantılarla birlikte ya bu çevremiz tahrip oluyor. Çevremiz tahrip oldukça üretim araçlarımız da sekteye uğruyor. Üretim araçları sekteye uğraması demek tüketimin de sekteye uğraması demek. Üretim ve tüketim süreçlerinin sekteye uğraması demek kapitalizm döngünün krize girmesi anlamına gelir. Yani buradan şunu anlıyoruz. Buradan Ayhan Bey'e de selamlarımızı iletiyorum. MTSO başkanımıza. Ben geçen günlerde şöyle bir şey söyledim. Yani kapitalizm eğer ayakta kalabilmesi için çevreyi korumamız lazım. Çevre tahrip oldukça üretim ve tüketim süreçleri sekteye uğrayacak. İnsan yaşamı, iş gücü sekteye uğrayacak ve biz o üretimi gerçekleştiremediğimiz zaman krizler meydana gelecek. Bunu anlamamız lazım. Her şey bir bütün. Ve gerçekten insan faaliyetinin olduğu, üretimin olduğu her nokta bir çevre tahribatı meydana getiriyor. Tabii ki mesela bir fabrika kurulacak. Çevresel etki değerlendirme raporu denilen bir şey meşhurdur. Bilirsiniz. Tabii. Geçmişi daha ciddi bir ortamda ama şu anda biraz daha yapılan, edilen işte sonuçta da bir geçen bir sistem var. Şimdi biz bir fabrikanın çevresel etki değerlerini ortaya koyup, onun sınır değerlerini belirleyip, mevzuatlar çerçevesinde sınır değerlerini belirleyip en az seviyede etki edebilir bir noktaya çekebilirsek bu bizim başarımızdır. Tabii ki. Yani gerçekten başarımızdır ama çevreye tahribatı var. Bunu gerçel anlamda bilimsel ve gerçek verilerle ortaya koymazsak, mevzuatlar çerçevesinde güçlendirmezsek tabii ki çevrenin tahribatı artacak. Çok hocam. Mesela müsilaj probleminden bahsediliyor. Hocam ben, sizi biraz çünkü tabii ki konular çok yormak istemiyorum. Nefes aldıra aldıra. Şimdi çok güzel konulara değindiniz, giriş yaptık. Siz bilimsel konuları ve dünyadaki gelişimini tarihçesinde anlattınız ve temel olarak da çevrenin tahribatı konusunda kapitalizmin, sanayinin, üretimin de çok önemli bir rol oynadığını ama bunun dengelenmesinin gerekli olduğunu birazdan anlatacaksınız. Kesinlikle. Gibi geliyor bana. Evet. Ama ben bu alandan sanatçıların acaba eserlerinde ve çevrenin tahribatı başta olmak üzere iyi korunmaması konusunda sanatçıların müzikle, resimde, fotoğrafla, filmde, sinemayla, dizilerle veya görsel, işitsel ve yazınsal edebiyat alanında, sanat alanında da birçok eser üretiliyor. Siz de sanat küratörüsünüz. Muhtemelen bu alanda da sizin hem bu etkinlikte hem bundan önceki çalışmalarda önemli bir çabanız vardı. Bu konuda bilgi vermek isterseniz biraz da size sizin alanınızdan bakalım meseleye. Aslında Infante bir filozof var, yazar aynı zamanda İspanyol. Diyor ki deprem önce diyor tavuklar hissediyor. Ve entelektüeli de aslında var olan depremlere karşı böyle sezgileri yüksek varlıklar olarak. Aslında bir sanatı bu anlamda düşündüğümüzde gerçekten sezgileriyle krizleri söylemenin dışında bir durumu kalmadı sanatçı açısından. Yani mutluluğun resmini yapacak bir durum yok açıkçası. Maalesef. Bu anlamda da şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Filozof Kant güzellik kategorilerini, güzellik Kant'a kadar tek bir şeyken Kant'tan sonra güzellik yüce ve çirkin arasında kategorilere bölünmüş durumda. Dolayısıyla bu bir zorunluluk. Güzellik tam ortasına gidiyor. Yüce bir tarafta çirkin ve o güzel ortada. Ben bunu niye anlatıyorum? Biz şimdi sanat dediğimizde bir estetik, bir güzellik ülküsünün klişe olarak söylüyorum, bu beklenti içindeyiz. Eğer hayatın kendisi krizse sanatçı güzel yapamaz. Çirkini yapmak zorunda ve beklenmediği yapmak zorunda ve bir anlamda yüzleştirmek zorunda. Ve sanatçı o sorumlulukla bu çirkin meseleyi, yani çirkinin kriz meselesini şeyden beri, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri çok yoğun şekilde yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı, yani iki Dünya Savaşı aydınlanmanın krizi. Yani o büyük akıl, yani insan denen varlığın aklı, aydınlanma felsefesi öyle bir noktaya getirdi ki başımıza iki tane bela açtı bu aynı akıl. Dolayısıyla Adorno bize negatif diyalektik öneriyor. Diyor ki diyalektiğe evet inanmamız lazım ama öncesine onu bir negatif verelim. Yani eksiyle artıyı çarptığımızda gene eksi çıkacaktır. Bilerek negatife ediyor. Yani bir kere bunlar, filozoflar bunu tesadüfen söylemedi. Bunlar hayatın, yani
hayatın gerçeği. Auschwitz'ten sonra diyor, şiir yazmak mümkün mü diye soruyor Adorno. Yani insanın insana yaptığını gördük ama asıl sorun insanın doğaya yaptığıyla ilgili. Biz hep tarafsız kaldık önce. Bu doğamızın bir parçasıymış gibi kaldık. Yani Matrix filminde de diyor ya, insan virüse benzer. Çünkü virüs de insan da bulunduğu çevreyi değiştirir. Hiçbir canlı değiştirmez. Dolayısıyla insanı negatif etmek gerekiyor ki karşıda doğa denen varlığa çok daha düzgün bir yaklaşım ortaya koyabilsin. Ben yüksek lisansız zaman üzerine yaptım. Doktorayı mekan üstüne yaptım. Şimdi mekanı çalışırken mekan insana ait bir şey. Ama çevre insana ait değil. Canlıya ait bir şey. İnsan hem çevrenin eseri, o çevrenin içinde o virütük davranışıyla mekan yaratmış bir varlık. Yani virütük diyorum, olumlamıyorum. Yani mesela şeyin doğa anlamda göçerlerin hayatı bugün ideal hayat olarak elde ediliyor. Çünkü göçer gittiği her yere doğaya saygıyla uyum sağlar. Ama insan doğaya uyum sağlamıyor. İnsan doğayı değiştiriyor ve o değişimin içerisinde insanın doğasını doğaya hükmettirmeye başladığında zaten büyük krizler başladı. Ve sanat bunu doğrudan anlatamadığı için, medyumlar için söylüyorum, resimle direkt anlatamadığı, heykelle direkt anlatamadığı için yeni formlar buldu. Enstalasyon gibi, performans gibi, o kavramsal sanatlar ve video art gibi yeni medyumlarla ve insanların bu yeni teknolojilerle elde ettiği bakış açılarına uygun paradigmalarla insana refleksler ortaya koymaya başladı ve insanlara bu konu çerçevesinde farkındalık düzeyini arttırabilmek için sanatçı kendi pratiğini, medyumlarını genişletmek zorunda kaldı. Yani atık malzemelerle estetik bir nesne yapıp onu sevdirmeye çalışmadı. Tam tersine atığın krizini yoğun şekilde, hayatını dar edecek şekilde onun kendisi değiştirmesini bekledi. Tıpkı hani bir medyum şeyin midyenin içerisine bir kum tanesi girer ve o kum tanesini o midye hayvanı çıkaramaz ve onu salyayla kapladığında inci olur. Aslında o inci yapmak istemez. O normalde o küçücük mekanını olumlamak ister. Bugünün insanı çevre sorununu bu şekilde yaklaşım göstermesi gerekir. Yani onu öyle bir hale getirmesi gerekir ki, yani bırakın doğaya negatif bir şey, onu öyle dönüşme, bir yeni bir doğa yaratması gerekir. Artık insanın geldiği nokta o şey noktaları tamamen aşıp, hani bedeniyle yaşadığı krizi aşıp bugün yeni formda herkesin aslında bir sanatçı gibi davrandığı, hassasiyet anlamında söylüyorum, incelik anlamında söylüyorum, öyle bir sanatçı toplumuna doğru bir hareket başlatmamız gerekiyor. Bizim burada işte bu Çevre Mühendisi Odası ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiğim bu formda biz aslında bunun küçük bir örneğini yapmaya çalışıyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Oldukça sanatsal bir ifadeyle aktarmaya çalıştınız. Özellikle şu çok önemli bir konu. Sanat sadece insanları eğlendiren, sadece insanların memnuniyetine cevap veren estetik bir yaklaşım sergilemez. Sanat aynı zamanda sanatçının dünyada olumsuz olan gidişatından tutun, olumsuz vakalara kadar da her şeyin işlendiği, insanları düşündüren, bu düşüncelerin insanları bir araya getirerek gerektiğinde bunlar için daha olumlu çabalar gösteren ve bu gösterilen sanatların da her gün biraz daha ayrı bir dalla, bazen resim, resimin birçok tonu, bazen sinema ve sinemanın birçok tonu, dizi, film, fotoğraf ve birçok alanda sürrealist, realist, barok ve diğer alanlardaki tonlarla da yeni çıkacak olan dallarla da her zaman sanatçılar toplumu birazcık tahrik etmeye, biraz düşündürmeye, biraz da toplumu değiştirmek anlamında da doğaya sahip çıkmaya meyilli olmak zorunda diye anladım ben. Bir şey daha anladım. Bütün evren canlı ve cansız varlıklara rağmen her şey hareket halindedir. Ama insanoğlunun hareketi
diğer canlıların da hareketlerinden çok daha farklı boyutludur. Bir taraftan kendini yaşatmaya, bir taraftan çevreyi, bir taraftan da eserleriyle hem bilimsel hem de sanatsal anlamda da bazen kendisi yürüyerek, bazen uçarak, bazen de kanatlanarak da farklı hareketlerle, çok boyutlu hareketlerle de evrene biraz daha farklı boyut kazandırabilir dediniz. Bilmiyorum bu konuda iyi anlamış mıyım? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Sanıyorum izleyicilerimiz de bu mesajları aldı ve hemen ben şimdi değerli mühendis ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Doktor Sinan Can'a dönmek istiyorum. Evet. Hocam, şimdi ben her zaman sizleri yakından takip ediyorum. Ve Çevre Mühendisleri Odalarının da her gün gündemde önemli bir yer işgal ettiğini görüyorum. Evet. Ulusal anlamda, bilimsel anlamda da çok güzel bir giriş yaptınız. Ama dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Mersin. Evet. Ve Mersin'de de her gün değişik problemlerle hem mühendis olarak hem de düşünür olarak da mücadele ediyorsunuz. Programın başında da belirttiniz. Bazen taş ocakları, bazen nükleer enerjiyle ilgili gündeme gelen konular, bazen krom bileşikleriyle ilgili kromun ve krom artıklarının depolanması, her zaman propilenle ilgili konularda çabalarınız oluyor. Ama onun dışında da bu güzel Mersin'in ağaçları eksiliyor, dereleri kapanıyor. Evet. Onun dışında da birçok anlamda da portakal bahçelerinden tutun tarıma elverişli olan birçok alanın da katliamlara uğradığını, karetalardan tutun birçok epidemiolojik anlamda da yine bölgemize, dağlarımıza, ovalarımıza, denizlerimize uygun yaşama alanları bulanların da azaldığını görüyoruz. İsterseniz biraz Mersin boyutundan ele alalım hocam. Hocam açıkçası tabii Mersin zikrimize geldiği zaman biraz daha özel bir noktaya geliyor çevre bizim için. Çünkü biz Mersin'de yaşıyoruz, Mersinliyiz ve 1 milyon 800 bin kişiyle birlikte Mersin ortamını oluşturuyoruz misafirlerimizle birlikte. 2200-2300 evet, civarında olduğu söyleniyor. Evet, söyleniyor. Evet, yani çünkü 1 milyon 800 nüfus vardı ama Suriyelilerle birlikte herhalde 2 milyon 300'ü bulmuş gibi izliyor. Evet, ben yani biz, 500 bin kişi de az bir fark tabii değil. Tabii ki değil. Tabii ki ben burada eğer izniniz olursa çok lütfen, maddesel buyurun olarak bazı tabii çevre sorunlarımızdan bahsedeyim. Zamanı çok iyi kullanmamız evet lazım. Şimdi tabii ben doktoraya savunmaya girdiğim zaman hocam bana bir soru sordu. Tabii jüri üyeleri var, terletiyorlar. Evet, jürinin varlığı zaten terletmediği için. Çok genel bir soru sordu hocamın birisi. Dedi ki dünyanın en büyük çevre sorunlarından birisi nedir dedi. Yani bir çok geniş, ucu açık, şimdi derya deniz, konuş konuş bitmez. Ben de tabii bir şeyler söyledim. Bana dedi ki ya tarımsal alanların yapılaşmaya açılmasını hiç söylemedin dedi. Yani bunu bana noktası olarak söyledi. Tarım alanlarının yapılaşmaya açılması günümüzün en büyük çevre sorunlarından birisidir Semir Bey. Bunu çok fazla dile getirmiyoruz, dile getirmek istiyorum. Çünkü bunu çok insanlarımız önemli bilmesi gerekiyor. Şimdi çok geçen dönemde bir İsrailli'ye sorsaydınız evet ya da bir Hollandalı, Belçikalı'ya sorsaydınız eminim bunun cevabını öyle derlerdi. Evet. Çünkü oradan denizde bile bir metrekarelik yer sahibi olmak için ne kadar para harcıyorlar. Evet. Geçen dönemde bir konu vardı. İşte projeler konuşuluyor Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde. Geçen dönem için söylüyorum. Biz de yeni şube başkanıyız. İşte akademik kariyer vesaire. Dediler ki ya biz bize bir proje söyleyin dediler. Ben de orada tabii ki hocalarımızla etkileşim içerisindeyiz. Ben dedim ki ya bir dedim Narenciye Müzesi yapalım dedim. Tamam mı? İşte siz yapın işte proje bu şekilde. Dedi ki nedir Narenciye Müzesi? Ya dedim şöyle bir Mersin merkezde 5 dönümlük bir yer belirleyelim binaların içerisinde. İşte kaç tane 20 tane limon ağacı dikelim. 20 tane portakal, 20 tane mandalina, işte turunçgilleri dikelim. İşte müze olsun orası. Şimdi bunu söylememin nedeni şu. Kentler öyle bir noktaya geldi ki imar planları ve çarpık kentleşme ile birlikte Mersin'in o narenciye kültürü, narenciye bahçelerini katlettik. Tabii epidemik bütün değerlerimizi azalttık. Ve burada şunu söyleyeyim. Şimdi sıra bir de çalılara da geldi. Tabii biz ne yapacağız? O zaman kentlerde kent müzeleri yapacağız. Narenciye müzeleri. İnsanlar artık eskiden benim çocukluğumda bile yetiştim ben o dönemlere. Ya şu yok andaki size çocuklar yetişemiyorlar. En azından maalesef gördünüz. Narenciye müzeleri diyen denilen komik, absürt noktalarla artık karşılaşacağız.
Yani artık onları, yani Mersin yapan özellikleri kaybettik. Onları küçük 2000 metrekarelere gibi. Bunu söylememin nedeni şu. Çarpık kentleşmeyle ya da gerekse imarsızlaşma ya da imar planlarıyla birlikte topraklarımızı çok çabuk biz yapılaşmaya açtık. Ve özellikle dikey yapılaşmaya açtık. Tabii. Yatay da değil. Dikey yapılaşma. Yani 321 kilometre bir sahil bandınız var. Her tarafınız narenciye bahçeleri. Özellikle batıya gittiğiniz zaman işte muzumuz var, daha farklı meyvelerimiz var. Çam vesaire. Ağaçlarımız çam var. Ağaçlarımız. Biz bunlar hoyratlara, imarlara açtık. İmarlara açtıkça biz iklim krizinden bahsediyoruz. İklim krizinin en önemli ölçeği karbondioksittir, karbondur. Karbonları, doğadaki karbonları yutabilecek en önemli mekanizma topraktır. Sinan Bey lütfen, lütfen sözünüzü unutmayın. Evet. Aslında sizin girişiniz belki ironidir ama bir Mersin epidemik bitkilerin bundan sonraki kuşaklara aktarılması için bir açık hava müzesi şeklinde bir açık hava bitki bahçesi oluşturalım derken evet. Bu 1928 yıllarında Mustafa Kemal buraya geldiğinde Alata'yı görünce evet, Alata'da epidemik bitkilerin, epidemik canlıların ve epidemik örtü anlamında birlikte yaşamın ne olduğunu göstermek üzere Alata çiftliğini ve o zaman da yine Türkiye'nin ilk enstitü araştırma merkezlerinden bir tanesini açtı. Evet. Bu sizi ne kadar daraltmış olacak? Evet. Mustafa Kemal orada uçsuz bucaksız bir müzeden bahsediyor. Yani epidemik bitki topluluğunun yaşatılması için bir örnek numune veriyor. Siz ise maalesef Alata'nın portakal bahçelerin, palmiye ağaçlarının, çalıların ve bir sürü nergislerin, işte menekşelerin, ayrık otlarının, ısırgan otlarının iyi veya kötü yönlerle bütün doğanın, bitkinin daralta iki dönümlük bir yere bile razıyım diyorsunuz. Razı ne olur bana verin diyorsunuz. Kesinlikle. Bir mühendis olarak evet, ne zor. Bir şey Alata'da özellikle değinmek, çünkü onu notlarımı almamıştım. Alata hani topraklı toprak, Alata bitki, narenciye. Alata 1934 yılında Türkiye'de 7 ilde kurulan bahçıvan okulu kürsüsüyle birlikte kurulan 7 tane enstitüden birisidir. Tabii ki. Ve birisi Ceylan Pınarı. Geçen dönemde burada çok önemli bahçıvanlar daha sonra olmuştur. Enstitü haline gelmiştir. Evet. Bu bilimsel akademik çalışmaların yapılan ve nesiller narenciyenin cinslerinin üretildiği, farklı farklı cinslerin üretildiği bir enstitü haline gelmiştir. Evet. Geçen aylarda Alata'yla ilgili... 7 merkez, bir tanesi Alata'ydı. Evet. Birisi Adana, Mercimekli, evet. Diğeri Reyhanlı, evet. Bir tanesi Kahramanmaraş. Manisa'da da vardı. Ve Manisa'da evet, tabii. Şimdi Alata sit alanı dönümünü hatırlamıyorum ama biz onunla ilgili bir raporu açıkladık. Geçen günlerde de sit alanı sürdürülebilir sit alanı haline getirildi. Çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Sürdürülebilir sit alanı demek işte bir bölgesini yaptılar. Orada gerek görüldüğü takdirde sosyal, kültürel ve turizm faaliyetleri yapılabilir maddesi vardı. Yani Alata'ya bile şu anda müdahale edilmeye çalışılıyor. Ben ufak bir müdahale ediliyor. Etmeye başladılar. Ama biz ama bu sit alanı konusunda dayattılar. Ziraat mühendislerimiz buradan Necmi Başkan'a da selamlarımı iletiyorum ve Türk Mimar Mühendisleri olarak kesinlikle Alata'ya yapılabilecek olan bir noktada hukuksal ve teknik süreçlerimiz sürecektir. Ne güzel. Ve üzerine gideceğiz. Alata bunu Mersin'in çok bir güzel. Değeridir. Biz mimar mühendisler olarak kesinlikle Alata'nın yapılaşmaya açılmasını ya da alanının kısıtmasını istemiyoruz. Tarım arazilerimizi korumamız lazım. İmar planlarımızı yaparken tarım arazilerimizi koruyabilecek bir perspektif çerçevesinde yapılması lazım. Bakın dünyada uluslararası makalelere, tezlere baktığımız zaman Semir Bey, iklim değişikliği çevrenin önünde ilerliyor şu an. Tabii. İklim krizi çevrenin önünde konuşuluyor. Biz eğer iklim krizini ortadan kaldırmak istiyorsak, iklim krizinden daha az mazuriyetle sürdürülebilir bir şekilde yaşamımıza devam etmek istiyorsak, biz bu karbon miktarımızı azaltmak hem de yutak alanlarımızı geliştirmek. Yutak dediğimiz karbonu absorbe eden, bünyesini alıp havayı temizleyen. Tabii. Bu yutak alanlarımız nelerdir? Okyanuslarımız. Ormanlar ve toprak. Toprak. Üç önemli bileşen. Okyanusta da öyle bir etkileşim içerisinde vardır ki oradaki... Bir dörtüncüsünü söyleyelim. Buyurun. Dörtüncüsünü söyleyelim ama umarım ki ona ihtiyaç duymayız. Bir de mekanik, elektronik
düzenekler. Evet, düzenekler. Yani o sizi makine mühendislerimizin ve elektronik mühendislerimizin yani makinayla petrol ve karbon salınımlarını azaltan düzenekler, fabrikaların ve bilim merkezleri. Tabii. Bu Kanada'da başladı. Daha sonra işte petrol fabrikalarının olduğu yerlerde falan evet. var. Karbonu alıp, emip, düzeltip tekrar veren ama bu çok pahalı ve herkesin başarabileceği bir şey değil. Evet, biz doğal güzelliklerimizi korumamız gerekiyor. Tabii. Ormanlarımızı, ki ormanlara müdahale var bu aralar biliyorsunuz. Tabii. Endüstriyel ormanlaşma yapılabilir ama kente en yakın olan bir köyde yapılamaz. Bu kadar net. Haklısınız. Siz seçe seçe Emirler Köyü'nü mü seçtiniz? Kente 2 kilometre mesafede. Toros'un etekleri var. Endüstriyel ormanlaşma tabii ki olabilir. Tabii. Bilimsel akademik olarak orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri var. Yapılacaktır tabii ki. Ama kente en yakın bir ormanın tesadüf müdür seçmek yani. Haklısınız hocam. Bu bir. İkincisi şöyle geçmişten günümüze gelen balık çiftlikleri problemi vardır. Mücadeleler devam ediyor. Danıştay'dan güzel haberler geliyor. Burada söylemek ama gerekiyor. Ama tekrar gündeme alındığı söyleniyor. Gündeme alındı. Çünkü neden? Yapılan balık çiftlikte alınan ÇED olumlu kararlar kapasite artışına giriyorlar. Yani 1000 ton üreteceği yerde şu anda 2000 üretmek için kapasitelerini genişletiyorlar. Yani burada çok maddemiz var. Ben çok olayı sanatın dışına çıkartmıyorum. Şöyle hiç çıkartmam. Önemli değil. Maddelerin ana başlıklarını biz işleyelim. Evet. Şu an gündeminizde olan ana başlıklar. Ama her maddesi ayrı bir program olabilir. Evet. Ben ve arkadaşlarım ve diğer programcı arkadaşlarımın da sizinle yapacağı programlar olabilir. Onun için o konuda rahat olun. Ana başlıkları da tarımdan başlamış. Tarımın dışında suyumuz var. 321 kilometre sahil bandımız var. Evet. Yani bu turizm potansiyelimizi gerçekten normal var. Konuşulabilen bir noktanın onun dışında tahribatları çıkarttık. Var. Evet. Bu mavi bayraklı sahillerimizin sayısının arttırmamız gerekiyor. Taş ocakları ciddi bir problem. Toros etekleri, taş ocakları ve mermer ocakları çetleriyle sıra sıra geçen bir hal aldı. Geçen günlerde İnsu'da bir taş ocağı ve mermer ocağı ÇED toplantısı vardı. Oradaki halka ben teşekkür ediyorum. Köylüler gerçekten bu işi istemediler ve ÇED toplantısını yaptırmadılar. ÇED toplantısı yapmadıkları için ÇED süreci işlemedi ve proje iptal oldu ama ruhsatı halen duruyor. Liman genişleme problemi var. Atatürk Parkı'na müdahale etmeden, Mersinlilerin ruhuna kötü anlamda dokunmadan başka bir noktada genişliyorsa genişleyebilir ki Mersin'de zaten alınan bir ana konteyner limanı var. Evet. Mersin'in limanın genişlemesi yerine ana konteyner limanı yani Türkiye'nin en büyük liman projelerinden birisi olan bir ana konteyner limanı Mersin'indir. Kesinlikle başka bir Doğu Akdeniz kentine kaymaması gerekir. Mersin'in ciddi ekonomik, sosyal, kültürel anlamda ciddi bir şey olur, zararı olur Mersinlere hem ekonomik anlamda da. Ben şuna da bahsetmek istiyorum. Tabii. Bari nesli tükenmeyi çok şey yaptınız, biyoçeşitliliğe çok vurgu yaptınız. Tabii. Ben Göksu Deltası'ndan bahsetmek istiyorum. Yani Silifke Göksu. Benim belki de yönetici olarak görev yaptığım süre zarfında belki de borçlu olduğum konulardan birisi Mersin'e karşı. Orada bir akademik, teknik bir rapor ortaya koymak istiyoruz. Göksu sahipsiz kaldı. Göksu şu anda farklı kesimlerin farklı projeler yapmak istediği bir bölge haline geldi. Biliyorsunuz Göksu Barcelona Sözleşmesi'yle koruma altında olan bir bölge. Biyoçeşitliği Türkiye'de en yüksek olan deltalardan birisi. Biz bu Göksu Deltası'nı gündemimizin birinci noktasını alıp bütün kentin bütün erkleriyle birlikte o Göksu Deltası'nı koruyabilecek bütün çalışmalar sergilememiz lazım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ana hatlarıyla hem ilimizde hem de önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken önemli çevreye konular. Felaket olabilecek ama önlenmediği takdirde de bundan sonraki bizden sonraki nesillerin de zararına olacak olan gelişmelere dikkati çektiniz. Hocam, hocamızı dinlediniz, tehlikeleri gördünüz ve siz hem çevre konusunda hem de sanat konusunda çok az bir zamanımız kaldı. Bir 10 dakikamız kaldı. Bu 10 dakikada hem sizin hem de toparlamak üzere Sinan hocama cevap vereceğim. İkinci zannediyorum. İkinci sirkular ve çevre. Dünya, sanat. Evet. Ulusal anlamda Mersin'de böyle etkinlikler yapılıyor. Sanat anlamında da siz bu konuda ciddi bir görev aldınız. Evet. Çevre mühendislerin bu çalışmaları, yerel belediyelerin çalışmaları, sanatçılar ve bilim adamlarının da sizden beklentileri nedir? Sanatçılar kimler? Nasıl etkinliklere katılıyor? Sanıyorum ayın 4'ünde
Kültürhane'de ufak bir etkinlik yapıldı. Evet. Sonra bir Kent Radyo'da da sunumunuz oldu, evet. Bir programa katılımınız evet, oldu evet. Ve bundan sonra da 8 Haziran'a kadar da bazı etkinlikler devam edecek. Evet, doğru. 7 Haziran'da da Mersin'de Kongre Merkezi'nde bir açılışınız evet. var. Bu toparladım. Bundan sonrası sizin. Şimdi zaten bize böyle bir teklif geldiğinde zamanımız çok kısıtlı olduğu için biz evet. açık çareye çıkamadık. Herkese böyle bir projemiz var diyemedik. Evet. Mersin'de olan ve bu işe eğilimli olan sanatçıları da Ahmet İşi Sanat Galerisi'ndeki Kırılgan İmge başlıklı sergiden de tanıyorduk. Onlara kapalı çağrı yaptık ve hızlı şekilde onlarla çalıştık. Kavramsal bir çerçeve oluşturduk. O kavramsal çerçeve içinde sanatçılarla diyalog haline geçtik. Ve diyalog haline geçerken sanatçıları da besleyebilecek bir çevre sanat sohbetleri yaptık. Sponsorluğunu oda başkanlığımız üstlendi. Şeref Erol Hoca ve İstanbul'dan Kerem Uzan Bayraktar ve Berlin'den Gülşah Mursaloğlu, Şeref Hoca felsefe bağlamında çevre sanat ilişkisini ele aldı sohbette. Kerem ve Gülşah da gerçekten sanatı mineral düzeyde, minerallerin dünyası düzeyinde pratik eden çok özel çalışmalar olan sanatçılardı. O deneyimleri de sanatçı ortamlarına sunduk. Onlara katkı yaptık ve bunları kayıt altına aldık. Aynı zamanda da Zoom ortamında, YouTube ortamında paylaşacak noktaya girdik. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bir sanatsal bir form varsa yanına bir teoriyi de yan yana getiriyoruz. Onun episteme alanını, onun bilgi alanını da sanatçıyla, toplumla paylaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun için de bu sanat sohbetlerini yaptık. Onun dışında yine burada Mersin'deki sanatçıları tanıtmak için de sanatçı portfolyolarla diye bir üç sanatçının şeyini yapacağız. Şimdi bu süreç içerisinde sanatçılarla diyalog halindeyiz sürekli ve bunlar kimler? D5 sanat ortamı, bizim ortamımız aynı zamanda sanatçı pratiği olarak yer alıyor. Kültürhane kendisi bir sanatçı gibi sunuyor. Çünkü kültürhane içinde çevreyle ilgili bir sürü oturumlar, bir sürü paylaşımlar oldu. Bu paylaşımların kente bir daha gösterilmesi gerekir. Bilinç düzeyi yükseltme açısından Mersin Yabanlar var. Ekoloji kolektifi Bediz Yılmaz Hoca'nın o kendi süreçlerini anlatacak. Ve Çekirdek kolektif var. Çekirdek kolektif 2011'de kuruldu. Nükleer karşıtı bir yapılanma. Ve o günden beridir kentte süreç yönetiyor. Bu kentin bu çevre bilinciyle ilgili. O şeyin liderliğini üstlenen Muazzez Bengüsü Kurtuluş arkadaşımız aynı zamanda Ekoloji Derneği'nin yönetim kurulunda, Türkiye Yönetim Kurulu'nda o da kendi çalışmalarında bu Ekoloji Derneği de bu işe kattı. Dolayısıyla 5 kolektif var. 12 tane sanatçı var. Bu 12 sanatçı kendi bireysel üretimlerini yapıyor. Onlardan bazıları Hatice Karadağ, Taner Tunga gibi arkadaşlar var. Proje danışmanlarımız var. Proje danışmanlarımız aynı zamanda hem kişilerle birebir proje tartışmaları yapıyorlar. Çünkü proje dediğimiz şey tek bir boyutlu değil. Çok katmanlı bir boyut. Çünkü çevre dediğimiz şey tek az önce Sinan Başkan'ın dediği gibi çok katmanlılığı içinde değişik bakış açılarına ihtiyaç duyuluyor ve birlikte bir atölye gibi şu anda Kongre Sarayı'nın ortamı. Aslında orada diğer insanlar da sanat üretiminin aşamalarını izleyebilirler. Ve 7'sinde saat 15'te açılış olacak. O açılış anından bitiş anına kadar sanatçıyla toplumsal diyaloglar, toplumun diyaloğu hep devam edecek. Kongre Sarayı'nın işte evet Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde açılış var. Evet, açılış var. Evet, sevgili izleyiciler. Evet, o orada o 10 metre 600 metrelik bir alanı tamamen sanatçıların bu işleriyle dolu ve enstalasyon ağırlıklı çalışma. Enstalasyon o yer için yapılan iş demek. Anladım. Sadece orada sergilenecek. Başka bir yere götürülmesi mümkün olmayan işler. Zaten yereldir o. Evet, yani dolayısıyla bu süreci biz her 4 ayda bir bunu tekrarlamak istiyoruz. Eğer aynı şeyi destek alabilirsek. Çünkü biz bir de ilk yaşıyoruz burada. Mersin Büyükşehir Belediyesi ciddi bir katkı yaptı. İlk defa sanatçılar kendi cebinden iş yapmadılar. Yani en azından sanat giderlerimizi belediyemiz karşıladı. Bu bizim için çok moral verici bir şey.
Yani biz telif melif istemiyoruz. En azından diyoruz ki gençler özellikle yeni bir nesil geliyor. Bu yeni nesili bizim kentte tutmamız gerekiyor. Çünkü bunların başka kentlere gitmemesi lazım. Onun için de burada yaşaması için bizim bu sponsorluk meseleleri çok önemli. Biz bunu yaşıyoruz. İlk 4 ayda bunu yaptıktan sonra önümüzdeki sene biz Haziran ayını bir haftalık bir çevre etkinliği yapmak istemiyoruz. Bir aylık çevre etkinliği yapmak istiyoruz. Haziran'ı çevre ayı ilan etmek istiyoruz. Biz Mart ayını Kırılgan İmge başlıklı kadın üzerine, Kırılgan İmge başlıklı sergiden kaynaklıların Mart ayını kadın ayı ilan ettik. Çünkü bugün artık minor politikalar mesele. Yani kadın gerçekten ciddi bir mesele. Kadının hayatıyla ilgili şu andaki bütün kırılgan yapı orada. Bu çevre de aynı hassasiyetin içinde. Dolayısıyla bizim kenti ay zaman yönetimi halinde ve tekrarlayan. Yani çünkü tekrar yoksa bilgi de yok. Diyor ya bilgi doksadır, anımsamadır. Ya neyi anımsayacağız? Bir öncekini anımsayacağız. Tabii. Bir öncesi yoksa o zaman bilgi de yok. Haklısınız hocam. Dolayısıyla o zaman yapmamız gereken şey bunu tekrarlara uğratmamız gerekiyor. Ve bu okul haline gelmesi lazım. Aslında bu çevre meselesi bir akademik okul, içinde bilimin, sanatın ve felsefenin olduğu bir okul olması gerekiyor. O yüzden bizim işbirliklerine sanat ortamları olarak bilim alanına ve felsefe alanına bizim işbirliklere çok ihtiyacımız var. Tamam. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Programımızın sonuna geldik. Zaman evet. Su gibi akıyor. Ve her zaman olduğu gibi de bu programın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi programımızın sonunda hem Çevre Mühendisleri Odası adına hem bu Çevre Mühendisleri Odası'nın adına düzenlenecek olan bundan sonraki etkinliklerle ilgili halkımıza, izleyicilerimize, takipçilerimize mesajınızı almak istiyorum. Evet, Semir Bey, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Entelektüel seviyenin yüksek olduğu bir sohbet. Ben çok tat aldım, haz aldım bu sohbetten. İnşallah devamını getirebileceğimiz ortamlarda sağlarız. Evet, Circular sergimizi 7-9 Haziran arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Devlet Sanat Ortamı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü gönüllülük esasıyla yapılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çünkü çok önemli bir mekansal bir desteği de var kendisi ve fikri destekleri de var. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada 5-11 Haziran arasında da çevre temalı karikatür sergilerimizle yine Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisleri Odası ve Mersin Kent Konseyi Başkanlığı ile birlikte Forum AVM merkezinde sergilenmektedir. Yurttaşlarımız gidip sergiyi gezebilirler. Evet, biz Mersin'deyiz ve çevre konularında yurttaşlarımıza ücretsiz danışmanlık vermek üzere gönüllüyüz Semir Bey. Ve ben sözümü şöyle bitirmek istiyorum. Biraz hocamdan etkilendim. Konar Göçerler'den bahsetti. Şimdi ben Sarı Keçeliler'i biraz temas halindeyiz bizler. Çünkü oraya gittik, oradaki kültürü gördük, beslendik. Orada bir çalıştay da yapıldı. Orada kendi doğalarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani çevreye zarar vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de şöyle söylüyorum, evet, Konar Göçer Yörükler çok az kaldılar, nadir kaldılar. Bizler de çevre mühendisleri olarak, bizler de kentlerin Konar Göçer Yörükleriyiz diyorum. Yani bu çok önemli bir tabir. Bizler de çevremizi korumak için, doğamızı korumak için biz bu kentlerin gerçekten Konar Göçer Yörükler olmaya aday olan insanlarız. Bütün insanlarımız aday olması gerekir. O temiz kalan, o insanın doğasından kalan o içgüdüsel varlığı devam ettirmek için biz çabalayacağız ve yurttaşlarımızın da tabii ki desteklerini, dayanışma desteklerini bekliyoruz. Ben tekrardan sizlere İçel TV'ye, paydaşlarımıza ve özellikle Veli Mert hocamıza yine teşekkürlerimi ileterek güzel bir sohbet oldu çok, Semir Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Veli Mert, sanatçılara ve sanat takipçilerine de kısa iki cümle bir mesajınızı almak istiyorum. Ben Mersin halkını sanatla olan ilgisi konusunda gerçekten duyarlı olduğunu biliyorum. Bu sergiye herkesi davet ediyorum. Sevgili izleyiciler, Akdeniz'den Dalga Dalga programın bugünkü konusu aslında sanat, spor, sağlık, siyaset ve sosyal yaşamın da merkezini oluşturabilecek, sürekliliğini sağlayabilecek çevre. Çevreyle ilgili bir konu idi ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Akdeniz'den Dalga Dalga programının iki konuğu vardı.
Mersin Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, Şube Başkanı Sayın Doktor Sinan Can ile D5 Sanat Merkezi'nin küratörü Veli Mert arkadaşımız. Veli Mert ilk defa sanatçının cebinden çıkmayan bir etkinlik düzenliyoruz. Umarım bulaşıcı olur. Bütün belediyeler, bütün idareler, bütün özel kurumlar, bütün devlet kültür merkezleri ve bütün insanların buna sirayet etmesi, bulaşıcı olmasını, sanatçı ve sanata destek olmasını temenni ederim. Ve bütün etkinliklerde de artık herkesin sanatla, bilimle konuşmasını isterim. Ve bunların da siyasilere ilham olmasını isterim. Böyle bir mesaj verelim. Yine bir çağrı yapalım. 7 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle herkesin çevreye olan duyarlılığını test etmesi, çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu bu etkinliklere davet etmesi, pandemi koşullarına uygun olan bu etkinliklerde maskesini, mesafesini koruyarak bu güzel Mersin'in bundan sonraki zenginliğini korumak, epidemik bitki, epidemik canlı ve doğanın varlığını korumak için de el ele verelim diyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu programın size ulaşmasına katkıda bulunan İnanç Kılanç, yönetmenim Ezel Aban başta olmak üzere değerli konuklarımdan Veli Mert ve Doktor Sinan Can'a da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programda hep birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.